Ben trendeki değilim. Nasılsınız bakalım? Vallahi ben çok iyiyim. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Ama bu videoyu izledikten sonra siz ne kadar iyi olacaksınız? Onu bilemeyeceğim. Herkesin incelediğini biliyorum ama o ne diyor artık bir videosunu gördüm ve dayanamadım. Yani kendimi ne kadar sıkı tuttum, ne kadar sıkı tuttum anlatamam. Ne yapacağım ben bunu, nasıl inceleyeceğim? Yani bilemedim, incelemem lazım dedim. Herkes bir şey yaptığı halde onu incelemeye karar verdim. Sen kimsin kardeş? Nereden çıktın ya? Her neyse arkadaşlar. Akşam yemeğimin izine kaçmış. Evet, dilerseniz şu videoyu incelemeye geçelim artık. Herkese merhabalar, ben Cansu. Bugün kadınlara sosyal mecralardan gelen erkek mesajlarını okuyacağız. Bakalım erkekler ne kadar ileriye gitmişler. Ama yanlış anlamayın. Burada hayatta hiçbir şekilde cinsiyetçilik yok dostum. Cinsiyetçilik mi? Hayatta ben de olmaz o adamım. Bak, sizinle Kartalkaya'da karşılaştık mı? Hayatımda Kartalkaya'ya gitmemişim. Diyelim karşılaştık. Sonuçta orada bir kar gözlüğü takarsın, bir şey takarsın. O kadar insanın arasından nasıl sen beni tanıdın da yazdın. O kadar güzel bir cevap yazmış ki. Besmele çektiğimi hatırlamıyorum. Yani Kartalkaya'da kutup ayısı görsem sonuçta bir şaşkınlık olur, bir şey olur. Bir besmele çeker insan. Yani Kartalkaya'da birini görsem besmele çeker insan. Ulan adam size yaranmak için istediğiniz gibi adam akıllı bir mesaj atmış ve sen burada onu dalga geçip ayı diyorsun. Ne desin? Kibar şeyler söylemezse öküz oluyor. Kibar şeyler söylerse neden böyle bir sahne atıyor? Oluyor. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Neden kardeşim? Niçin? Niye? Why? Hayır yani ben bile anlıyorum. Adamın tek istediği bir sohbet konusu açıp tanışmak, yani herhalde karşılaştık mı diye soruyor. Karşılaştık demiyor değil mi? Karşılaşmadık, benzetmişsiniz dersin. Ya da sizinle görüşmek istemiyorum filan dersin değil mi? Buraya çıkıp dalga geçmek de sen kendini ne sanıyorsun? Tipine bak. Bir dakika. Valla akşam yemeğiciğim, gerçekten inanılmaz derecede haklısın bu konuda. Ya o ne diyor, kanalındaki kadınlarda zaten böyle bir şey var. Kadınlara ezikleme özelliği var. Ama erkeklere ezikleme özelliği var. Bir de cinsiyet eşitliğini savunduğunu iddia etme özelliği var. Hayır yani. Bir erkekleri ezikler, bir kadınları ezikler. Ama bu tipler sokakta bir yakışıklı erkek görse ağzının suyunu akıta akıta koşturacak tiplerden başka bir şey değil. Suratlarına bakarsan böyle diye garip bir sırıtış. Ya o mesajların gerçekten erkeklerden geldiğine düz inandığım gerçeği. Ben bu tiplerle hayatta konuşmam. Şunlara bakalım. Ben bunları sokakta görsem kaçarım. Net bir şekilde. Sen aşağıdaki mahallenin yukarısındaki caddenin ortasındaki binanın en üst katındaki 21 nolda... Tepsinin içine duran şeker değil misin? Değilim. Bu ne? Bir şey söyleyeceğim. Bu bir yerde işe yaramış olabilir. Ay çok tatlısın diye birisi cevap vermiştir buna. Bu yüz bulmuştur diyorsun. Aynen. Copy paste deniyor. Günde belki 10 tane yani atıyor. Bana böyle mesajlar gelmeyince ben... Sürat arabayla mı yoksa motosikletle mi yapılmalı sence? 500 TL yapsan. Niye peki sana böyle bir mesaj atıldı? Çok enteresan yani. Motor fotoğrafları var, bakıyor. Ama ben bunu tebrik ediyorum. Bu uğraşmış, dersinde çalışmış. Ama 500 TL binmesini tavsiye ediyorum. Bilseydim çelik yelek giyerdim. O kadar güzel bir kapak yapmış ki helal olsun diyorum. Ne yazık ki ben de meteliğe kurşun atmıyorum. Ama garibim bunu anlamamış tabii. Halbuki tam da öyle bir tipim var. Şu güzeller güzeli kıza yazılan şeye bakın. Çok çirkinsin ha, haberin olsun. Hayır abi, adam gayet anlamış oradaki şeyi ama sen onun anlattığını anlayamıyorsun. İstersen ben sana açıklayabilirim. Adamın metalik, değersiz şeklinde biri olarak laf sokmaya çalışmış ya buradaki ben cinsi diyelim.
karşıdaki oysaki o tiplerden başkasına gidebilecek bir halin yokmuş diyor. Yani sana kaşar diyor. Ama sen bunu anlayabilecek zeka seviyesine sahip değilsin. Üzücü. Kanalarım yandı bakarken. Umarım çarpılmam. Umarım çarpılır. Bence ilgi çekmeye çalışıyor. Şimdi herkes bu kıza kesin güzel falan demiştir. En iyisi çirkin diyeyim de oradan belki yürürüm. Ay kıyamam. Merhaba hanımefendi. Saygı çerçevesi içinde konuşmamız mümkün mü? Ciddi olarak rica etsem. Çok kibar kız. Değil. Şimdi saygı çerçevesi içinde demiş, bu çok küfür yemiş. Hani artık diyor ki, bana saygı çerçevesi içinde ne olur bir cevap ver. Anladın mı? Herkesi bu kadar izliyorsun çünkü evde kalmışsın. Tipe bak. Senin de ben... Senin ben var ya te gelmişim. Selam TŞK. Ne demek istiyorsa artık. Yani, selam. Gülücük. Sonra gerçi boşa yazıyorum, sen hayatta cevap yazmazsın ki takipleşeceğiz mi? En klasikleri bu ya. En klasik ve en zararlısı da bu. Buna bir cevap verirsen daha ötesini alamazsın. İşte onu diyorum. Oo. Ay kıyamam ya, bu arkadaş bayağı romantik. Yağmur, evlenelim mi? Sonuna masum bir gülücük koymuş ama yani benim gözlerim bir tek taş emojisi aramadı. Değil mi ya? Hani... Oğlum bunu ciddiye alacak kadar beyinsiz olmanızı beklemiyordum ama o ne diyor da bu mesajları okuyan birinden daha başkasını da bekleyemezsin. Hadi sen o ne diyor da testini çöz ablacığım. Hadi sana çok fazla geliyor buralar. Git birazcık kitap oku falan, beynin aktivitelerini çalıştırmaya başla ki bir şeyleri anlayabil. O adam orada ciddi değil beyniniz bir şey yaptığım. Bunu da mı ben söyleyeceğim kardeş? Ayyyyyy! Bunun yerine de ne olan bir tane balığa koyacak mıyım? Benim beynim bundan filan büyük bir dağ. Bu ne? Evlenme teklif ediyorsun madem. Bir tek taş emojisi koy, bir şirinlik yani falan yap. Bu arkadaşımız yılın belli aralıklarında ilk yazdığı mesajı copy paste yapıp devamlı atmış. Ne haber, nasılsınız? Resimde melekleri kıskandıracak kadar güzel çıkmışsınız. Acaba tanışabilir miyiz? Ertesi gün iyi günler first day'di. Yetmemiş, aradan birkaç hafta geçmiş. Selam ben Sinan, ne haber, nasılsınız? Melekleri kıskandıracak kadar güzel bıkmamış. İşte o mesela benimle sevgili olduğunu düşünen arkadaş bu. Devamlı iyi günler, nasılsın, günaydın. Bir de sadece mesela buradan... Sadece şuna cevap ver. Birazcık uğraşsın, birazcık emek çeksin diyen de siz değil misiniz? Nesini beğenmedin? İstediğini yapmanın nesi suç? Yapmayınca da suç, yapınca da suç. Strict yalnız başına geber amına koyayım. Kendi bulunmaz Hint kumaşı mı sanıyorsun? Konuşamadım. Bıyıklarım buradan sayılıyor amına kodumun kezbanı. Siktir git, kimse senin peşinden koşmadı. Şey yapmıyor. Allah Allah. Kendine böyle mesaj gelmemiş gelenleri kıskanıyorsun oradan. Amına kodumun kezbanı seni. Hayır yani ben daha hasta oldu halde bu videoya dayanamayacağım. Hayır yani cinsel eşitliğini savunup da neden kadınları gerizekalıymış, hiç kimseyi beğenmezmiş, kendini kraliçe sanarmış, insanlarmış gibi gösteriyorsunuz? Neden erkekleri ezikliyorsunuz? Bunun nesi cinsiyet eşitliği? Hani o ne diyor, Türkiye'nin en büyük platformuydu? Hani en eşitlikçi platformuydu? Hani muhteşem? Yalın. İnternet siteniz ne kadar iyi olsa da YouTube sayfanız gerçekten bok gibi. Videolarınızın hiçbirine katlanamıyorum neredeyse. Ya bu ne? Yapmacık tepkiler mi desen? İnsanları ayrıştırmak mı desen? Ötekileştirmek mi desen? Amacın ne? Amacın ne? Amacın ne? Her neyse. Bugün de sizlerle birlikte cringe diyor da video çeken gerizekalı kezbanların yerine utandık. Eğer siz de bu videoyu çeken kezbanlar gibi evde kalmak istemiyorsanız tren atlayın. Ve kendinize çok iyi bakın. Sakın ama sakın abone olmayın.